Merhaba yaban dostları. Yaban kafası devam ediyor. Uzaklardan, yakınlardan birçok ilginç konuyla karşınızdayız. Şimdi Afrika'yı konuşuyorduk. Foto safarileri konuştuk. Av safarilerini konuştuk. Sevgili Ömer abi. Şimdi tabii av tarafından bahsettik. Afrika'ya illa ava gitmek zorunda değilsin. Tabii Bu ki canım, muhteşem tabii ki, güzelliği tabii görmek ki. için. Tabii foto safariler, demin de Zafer Bey'in de çocuklarından beraber gittiği olaylar. Tabii onun da çok kademeli halleri var ama hakikaten olay Afrika görmekse illa avcıların da gitmesi şart değil. O zaman çok çok daha ucuz fiyatlara, demin söylediğim gibi yani gündeliği birkaç yüz euroya turlar var ve sizi milli parklara götürüyorlar. Oralara bol hayvan resmi çekiyorsunuz. Şelaleler var, Yani göller aslanı da var falan. görürsün, fili de Tabii bir görürsün. tanesine biz de gittik mesela oradayken. 15 bin hektarlık bir çiftlik bu. Bütün etrafı çevrili, unutmayın. Muazzam bir şey. Bunun içinde 5 tane oteli varmış. Bir tanesini uzaktan gördük. Çeşitli lükslük derecelerinde, yani en basit mütevazisinden 4 yıldızlıya kadar oteller var. Ve oraya sadece foto safari için geliyorlar. Kendi bütçesine göre otellerden birinde kalıyor. Ve gene o teşkilatın kendi üstü açık arazi arabalarından bütün orayı gezdiriyor ve Zafer Bey'in dediği gibi de kaçmıyor hayvanlar. O kadar alışmışlar ki her gün, bakın size bir rakam vereceğim. Sordum ben yöneticisine, program da var ondan konuşurken. Yılda 20 bin civarında safari seyyahı geliyor diyeyim. Bunun içinde belki bir 500 tane, 600 tane avcı gelir diyor. Gerisi Gerisi hepsi foto safariye gelen foto safariye geliyor. insanlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Av arkadaşlığı burada vardır ya, ava gidersin. Hiç Vardır. tanımadığın insanlar da olsa samimi olursun vesaire, vesaire. Orada nasıl oluyor? Böyle bir av arkadaşlığı oluyor mu dünyanın değişik yerinden Valla gelen? benim gördüğüm kadarıyla birbirini tanımayan insanlar aynı zamanda aynı kampta çok seyrek birleşiyorlar. Yani siz tek başınıza bir yere gidersiniz de veyahut iki kişi gidersiniz. Adamların da daha fazla yerleri de vardır. 2-3 kişi de gelirler. Ayrı yerlerde, ayrı taraflarda avlanırsınız ama akşam aynı kampta buluşursunuz. Orada bir av dostluğu, av ahbaplığı doğuyor. İşte siz ne vurdunuz, ben ne vurdum, nasıl yaptık, ne ettik falan gibisinden. Öyle bir sıcak tarafı var olayın. Ama şunu unutmamak gerekir ki oranın avcılığı, bir de tabii bu çiftliklerin dışında Tanzanya, Botswana, Zimbabwe falan gibi av çiftliklerinin olmadığı, çiftlik dediğim de bu boyutlarda, yani 10 bin, 8 bin, 15 bin hektar gibi çok büyük, yani memleket gibi yerler. Onların dışında hiç çiftliği olmayan, tamamen arazide arayacağınız, bulmaya çalışacağınız, gene bir takım antilopların daha çok olduğu ama çok özel avların da çok zor bulunduğu ülkeler de var. Ülkeler Bir de var. tanesi de Orta Afrika Cumhuriyeti, yanında Kamerun, orada tamamen savananın içinde veyahut büyük çalılık arazilerin içinde olan ve çok zor bulunabilen avlar var ki onların fiyatları ciddi yüksek. Yani o böyle lay lay loy lom eğlence şeyi değil, Değil, ciddi zor değil. avlar onlar. Evet. Öyle. Ya çok teşekkür ederim. Tabii Rica doğrusunu ederim. sorarsanız niye bize de yani 20 bin kişi, 30 bin kişi bir kampa gelip de bir bölgeye Düşünün. Bu bir bizim kamp. belli Evet. hayvanlarımızı görmek için, ne bileyim alageyimizi, kızıl geyimizi görmek için, Anadolu yaban koyununu görmek için, daha birçok şeyi belki. Niye gelmezler? Niye bizim böyle bir düzenimiz yoktur? Böyle milli Çok kısa bir parklarımız cevap yoktur? vereyim Evet. ona. Bizim öyle hayvanlarımız yok ama onlarda olmayan kat be kat üstün bizim harabelerimiz var. En azından onları 7 tane gösteririz. 7 tane medeniyetin içinden geçtiği bir Anadolu var. Çok yer gıptayla bakıyordur ona. Varsın da o hayvanımız da olmayı versin. Biz Evet, oraya evet. gidelim, onlar da buraya Onlar gelsin. da buraya gelsin. Şimdi bir şey göstereceğim sevgili yaban dostları. Türkiye'de aslında tabii çok önemli türler var. Elimizdeki varlığı da hafife almamak lazım. Ve fakat bunların varlığının bile farkında değiliz ne yazık ki. Türkiye'de yaşayan nadir türlerden bir tanesi de sakallı akbaba. Sakallı akbaba Artvin'de görüldü, görüntülendi. Bu görüntüleri şimdi size izleteceğim. Orman Bakanlığı şey yaptı. Orman Bakanlığı foto kapanı çekti. Sizden de rica etsem
Taylan Bey, Zafer Bey, siz de sakallı Akbaba'ya bakıp bir şey çalsanız böyle, biz de sakallı Akbaba'yı biraz seyretsek. Sakalı var. Gagasının altında var. Ya, çok güzel. Konuşabiliriz galiba. Bu arada hakikaten de Zafer Bey de bizi biraz duygulandırdı. Siz şeyin sakallı Akbaba'nın böyle şey olduğunu, böyle çok ürkek olduğunu, böyle yuvalarını karanlık yerlere yaptığını, Sarpkaya kovuklarında filan neredeyse yalnız yaşadığını filan biliyor muydunuz ya? Yani evet. Evet. Ne diyordunuz? Bu işin en duygusal tarafı bence. Maalesef eli tüfekli pek çok insan bu hayvanlara ateş edip vuruyor. Akıl almaz bir şey tabii. Ben yasağını bir kenara bırakalım. Yasak değil. Siz vicdanınızda yasak koymanız lazım bütün yırtıcı kuşlara. Çünkü doğanın en önemli yardımcılarından bir tanesi. Bu sakallı akbaba gördüğünüz gibi ekleminden kemiği ayırıyor. Bir bulduğu leşin. Canlı hayvana saldırmıyor bu. Ve o kemiği yiyor. Ve hakikaten leş temizlemek, fare temizlemek, fazla olduğunda yılan temizlemek gibi bütün yırtıcı kuşların doğada çok çok önemli bir yeri var. Ve o hayvanı vurmak avcılık falan değil. Onun için lütfen ve lütfen onları vurmasınlar. Yani şöyle söyleyeyim, doğrusunu sorarsan sevgili Ömer abi, yani hakikaten avcı dediğimiz, yani değil belgesini canım alan, yani artık avcılık bilincinde olan insanlardan bahsediyorum. Böyle şeyler hakikaten artık biliniyor. Yani ama tabii Türkiye'de 200 bin kişi, 250 bin kişi belge almış, eğitim almış avcı. 5 milyon tane tüfekli var. Tüfek var. Bu insanlar avcı falan değil. Elinde tüfek yok. Var. Ne olacak onu bir yere atacak. Yani kafasına göre. Artık akbabaya mı denk gelir, bilmem ne mi gelir. Bu akıl almaz bir şey. Şimdi iki kişiye hızla bağlanacağım. Biraz konuşalım sakallı akbaba. Ya bunlar bizim çok değerli milli varlıklarımız. Tabii canım. Çok değerli milli varlıklarımız. Öğretim görevlisi Ergun Bacak Hoca'ya bağlanacağım. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Şimdi bu saatlerde de böyle sakallı akbabayı bir tek biz dert ediniyoruz galiba. Bir de siz varsınızdır muhtemelen. Bize biraz sakallı akbabadan bahseder misiniz? Nasıl bir kuştur? O tespit edilmesi, ne zamandan beri göremiyorduk, görülmesi ne anlam taşır? Sizi dinleyelim. Ya şöyle diyelim, inşallah sadece sizler ve biz dert etmiyoruzdur, daha fazla kişi dert ediyoruz diyelim. İnşallah. Yani çünkü Türkiye doğası için ve biyoçeşitlilik için en önemli türlerden birisi sakallı akbaba. Şöyle diyelim, Türkiye'de 4 tane akbaba türü var. Kara akbaba, kızıl akbaba, küçük akbaba ve sakallı akbaba. Bunlardan 3 tanesi et ile besleniyor. Daha önceden yayını takip edemedim, bilmiyorum ama sakallı akbabanın beslenmesi ile ilgili biraz olsun bilgi vermişsinizdir. Sakallı akbaba geri dönüşümde, organik maddenin geri dönüşümde en son basamak. En son yani, basamak. Aynen öyle. Tam yani, ne diyoruz hocam? Kemik, tam biraz daha bir açabilir miyiz yani? Şöyle bir canlı öldü. Bir şekilde doğada öldü. Etini öncelikle kara akbaba geliyor. Kara akbaba beslenme sırasında birinci sırada. İkinci sırada kızıl akbaba var.
kızak ova geliyor, ikinci sırayı veriyor. Ondan sonra küçük et parçaları, diğer atıklarla şeyler besleniyor. Küçük akbabalar besleniyor. Leşten nereye ne kaldı? Ne kaldı? Geriye. Bakıyoruz sadece kemikler kaldı. Bunların da doğaya bir an önce kazandırılması lazım. Tabii. Bu kazandırma işini yapıyor. Sakallı akbabalar yapıyor. Sakallı akbabalar. Nasıl yapıyor? Küçük yutabileceği kemik parçalarını bir anda yutuyor. Ve mideleri o kadar kuvvetli atık salgılıyor ki bunları rahatça parçalayabiliyor. Yutamayacağı parçaları da yukarıdan birkaç yüz metreye kadar çıkabiliyorlar. Kayaların üzerine bırakıyorlar bu kemikleri. Ve özellikle kemik iliğinden faydalanıyorlar. Yani kemiğin kendisinden değil, kemik iliğinden faydalanabilmek için. Kemiğin iliğini mi yiyor? Aynen öyle. Kemiğin iliğinden faydalanıyor. Direkt, vay be. Kemiğin sert tabakasından, kalsiyum tabakasından değil, ilik tabakasından faydalanmak istiyorlar. O nedenle bunu yiyorlar. Şöyle diyeyim bile, sakalak dolu gerçekten hani çok nadir bir tür. Çok nadir bir tür. Türkiye'de popülasyonu ile ilgili net konuşabilecek kimse yoktur. Kaç tane olduğunu hiç kimse bilmiyor. Kaç tane olduğunu kimse bilmiyor. Şöyle IUCN kriterlerine bakıyoruz, şeye bakıyoruz. %500 çift arası gibi genel bir rakam konulmuş durumda. %500 çift ama, arası. %500 ama kim görmüş çift, o yok. Kimsenin bildiği yok. Bunun elbisesini bir veri kimse söyleyemiyor. Yani kaç tanedir? 100 çift olabilir, 500 çift. Bu 5 katı veri demek. Yani 100 çift olursa belki korumaya alınacak daha da önemli. 500 çift demek ise daha da önemli belki de denilebilecek. Ama her çiftte 100 de olsa, 500 de olsa ne kadar az olduğunu göstereceğiz. Düşünün, Türkiye koskoca bir ülke ve sadece 500 çift. Yani 1000 tane sakallı akbaba var. Bu kadar önemli bir tür Türkiye için. Anladım. Çok önemli ve muhakkak tabii korumak lazım. Korumak için de tanımak lazım, bilmek lazım. Bildikçe, tanıdıkça seversin. Öyle değil mi yani? Ama uzaktan yırtıcı da kuşlar hemen tanınır. Yani değil mi ya? Karga mıdır, yırtıcı kuş mudur? Biraz doğayla ilgisi olan, biraz araziye çıkan insan bunu tanır. Hemen tanır. Ve hiçbir boyda, hiçbir yırtıcı kuşa, evet, yani kerkenezden büyük kartala, akbabaya hiçbir yırtıcı kuşa ateş etmemek lazım. Etmemek lazım. Aynen öyle, tabii ki. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Rica ederim. Rica çok ederim. Sağ olun. Umarım faydalı olur. Bir şekilde avcıların, doğa korumacıların, çevrecilerin, kuş gözlemcilerin ve bütün vatandaşların yırtıcı kuşları bilhassa koruması taraftarıyım. Çünkü kesinlikle yırtıcı kuşlar bu piramidin en üst basamağı ve onlara bir şey olursa alttaki basamaklar gitgide kaybolur ve yok olurlar. O nedenle muhakkak korunması gereken türler. Böyle bir program yaptığınız için de bir anlamda sigorta yani, değil mi hocam? Atarsa hayır, sigorta atmış oluyor yani bu türleri kaybettiğimiz öyle zaman. Sigorta atmış oluyor. Yani o atarsa evdeki bütün eşyalar, elektrikli eşyalar yanmış olur. Hepsi yok olmuş olur. O yüzden bizim öncelikle sigortayı korumamız lazım. Sağ olun hocam. İnşallah bir gün stüdyoda daha geniş görüşmek üzere. İyi geceler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar. Şimdi acaba hakikaten çok nadir mi görülüyor? Hiç yok mu? Bir de araziden bir kişiyle konuşmak istiyorum. Artvin'de Atmacacılar Kulübü Başkanı var. Necmi Asuman. Onlar da bu kuşlara ilgililer, ilgi duyuyorlar. Necmi Başkan merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Mehmet Bey? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya Necmi Başkan, bu sakallı akbabayı hiç görüyor musunuz oralarda? Böyle sık gördüğünüz bir kuş mudur? Hiç mi görmezsiniz? Sizin bildiğiniz, tanıdığınız, karşılaştığınız bir kuş mu? Mehmet Bey, önce yaban kafası programının yayınlandığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bilgi birikiminden dolayı da saygı ve sevgi istiyorum. Ömer Bey'e, Zafer Bey'e, oradaki Enis, Ali kardeşlerimi de her gün öpüyorum. Tüm konuklarımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Gelelim asıl konuya. Bizim en büyük Türkiye'deki sorunumuz şu. Bizim evet ekolojik olarak doğada para harcamıyoruz doğamıza. Beraber de az çok biliyor, tanıyor beni. Amacımız doğayı korumak. Avcıların eğitimiyle, 2002'deki başlamış olduğumuz eğitim programlarla avcılarımızı eğitmek ve doğaya koruma anlamında katkılar sunmaktır. Artvin'le ilgili şöyle bir... Başkanım bir şey söyleyeceğim. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Şu sakallı akbaba ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu sakallı akbaba sizin
sizin üyelerinizin çok gördüğü bir kuş mu? Doğrudur. Ben şöyle diyeyim. Daha doğrusu biraz az müsaade ederseniz teknik bir bilgi aktarırsam ondan sonra konuşabiliriz. Tabii. Şimdi artık bir kuş faunası diye bir çalıştayımız var bizim 2015-2016. Daha doğrusu bu çalıştayı Artvin döneminde yapan doğa kuş gözlemlerinden dolayı size şöyle bir detay anlatayım. Avrupa'da düzenli olarak görülmekte olan kuş türlerinin %70'inin fazlası Türkiye'de görülmektedir. Evet. Bunun yanı sıra Avrupa'da görülmeyen Orta Doğu ve Kafkaslara özgü birçok kuş türü Türkiye'de görülmektedir. Türkiye kuşlarının ilkbaharda güneyden kuzeye, sonbaharda da kuzeyden güneye geçiş sırasında gökyüzünün tam ortasında kalır. Avrupa ve Asya üzerinden sizlere gelen kuşlar İstanbul ve Çoruh Vadisi özellikle bak iki bölge var. Yani Avrupa'dan ve Asya'dan gelen ve Kafkasya'dan gelen iki güçlü kuş göç yolu var. Bu da ülkemizden geçiyor. Bunun birisi İstanbul, diğeri Çoruh Vadisi. Neredeyse evet. Artvin demek istiyorum. Evet, evet. Bundan dolayı geçici böyle Hatay'a doğru ilerler. Dönem geçidinden geçtikten sonra Arapsaylı bölge İsrail'e oradan da Afrika'ya ulaşırlar. Kuşların su kütlelerini uzun süreli kullanmadıklarının nedeni de şudur. Konaklama ve bu hava akımlasyonu dediğimiz kavramı kullanmaları için vadileri takip ederler. Evet. Yani Karadeniz'i buradan buraya geçmiyorlar. Ne yapıyorlar? Avrupa tarafından, Trakya tarafından İstanbul yolunu ve bu anda Kafkaslardan ve Asya'dan Artvin üzerinden çoğu havzasını takip ederek İçlik üzerinden Erzurum'a doğru yayılırlar. Yani şu anda bizim Artvin Vadisi'nde yaşayan kuş türlerinden şöyle örnek vereyim size Melih Bey. Bulunan 4 akbaba türünün sakallı akbaba, küçük akbaba, kızıl evet. akbaba ve kara akbaba olmak üzere Artvin'de yayılışı görülmüştür. Görülmüştür, yani, anladım. Evet, görülmüştür. Yani daha doğrusu Artvin sınırları içerisinde 17 takım, 48 familya ait yerli ve göçmen olmak üzere 227 kuş türü tespit edilmiştir. Evet. Bunlardan 90 yerli kuşlardır. Tüm yıl boyunca yaz, kış yerleşik olarak yaşarlar. Göç etmezler, göçmen kuşlardan bir kısmı göç sırasında yalnızca dinlenme ve beslenmek için bölgede mola verirler. Evet, evet. Başkanım bir şey söyleyeyim. Veya şöyle örnek vereyim. Ben buyurun, buyurun. Başkanım lütfen tamamlayın siz sözünüzü öyle söyleyeceğim. Ha, Türkiye'de bulunan 4 akbaba türünün 4'ünün de Artvin'in de Barın'da. Yani şöyle örnek vereyim size. Biliyorsunuz sakallı akbaba diğer akbabalar gibi kendilerindir ve genellikle kuzey kayalıklarda barınmak üzere kendini konumlandırmıştır. Fakat bizim Artvin'in ben her zaman bu akşamdan beri Afrika konuşuyoruz da ben, bana sordukları zaman ben şunu diyorum nerede? Artvin'i özellikle şöyle örnek veriyorum. Diyorum ki bana sordular da Artvin'de hangi hayvan türleri var? Ben de aslan, kaplan, fil, hariç, her tür hayvanlar her tür var. Diyorum. İşte başkan ben onu soracağım size ya. Ya hakikaten bunun biz farkında mıyız memleket olarak? Yani biz dünyadan, bırak dünyayı, kendi memleketimizden insanı Artvin'e getirebiliyor muyuz? Ya bunları gideyim, belki görürüm, belki bir fotoğrafını çekerim. Yani şöyle efektörüm. Benim en büyük 14 yıldır ki mücadelem şuydu. Yani Artvin'de bir foto safari sizin kanalınızda da yayınlandı. Foto safari anlamında. Yani Artvin'de yok yok diyorum. Daha doğrusu tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nde yok yok. Evet, evet, evet. Evet. Asya ve Avrupa kıtası ve aşağı Kafkasları barındırıyoruz. Evet. Başkanım süre sıkıntım var. Kusura bakma. Çok güzel ama izah ettiniz.
Ya bir şekilde hakikaten belki de işte bu yayınlar buna vesile oluyor. Bir farkındalık oluşturmak lazım. Elimizdeki değerleri göstermek lazım. Aslında dediğiniz gibi Artvin hakikaten çok önemli bir coğrafya. Fauna florasıyla inanılmaz yani. Oraya böyle yüz binlerin akması lazım. Bu doğa turizmi için. Biz de inşallah buna bir katkıda buluruz. Başkanım sizin değerli çalışmalarınızı biliyorum orada. Bu işlerle ilgili hassasiyetinizi de biliyorum. Bu nedenle bir kez daha teşekkür ederim. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de kulüp olarak yaptığınız çalışmalar için. Ben şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Buyursunlar. Ömer Boraloğlu da, Zafer Bey de, diğer sizleri de aslında davet etmek istiyorum. Çünkü kuş gözlem istasyonlar anlamında yani Artvin çok değer. O yüzden sizlerin de gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah. Önümüzdeki Sakallı Akbaba'nın dışında Kara Akbaba ve dağ horozu, ülkesi, önemli kuşlar da bulunmakta. Tabii, yani tabii. Bunlarla ilgili gözlem de yapılabilir. Sizlere davet ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şeref duyarız. İnşallah bir vesileyle geliriz başkanım. Üyelerinize de tüm yaban dostlarınıza dostlarına sevgiler, saygılar. Geldim isterseniz. İnşallah. Şöyle bir notlarımı tuttum burada. Gerçek boyutta da Sakallı Akbaba'nın yerimizde popülasyon olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Evet. Yani bu ülkenin ne yazık ki yanlışı. Yani ama atmaca konusunda bilirsiniz son 4 yıllık çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah. Halk alama çalışmaları yürütüyoruz. Bilginiz olsun hepinize, konuklarımıza ve yaban hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım, ben de teşekkür ederim. Tüm üyelerinize selam. Artvin'in tüm yaban dostlarına selam. İyi geceler. Sevgili yaban dostları, çok en ilginç konuyu en sona bıraktım. Bilerek yaptım. Taşların esrarını konuşacağız. Hangi taş ne işe yarar? Taşların sırrını konuşacağız. Birazdan burada hocam inanılmaz şeyler anlatacak. Ben olsam kalırdım, izlerdim diyorum. Birazdan karşınızdayız.